Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle 9. sınıf olmaktan bahsedeceğiz. Birçoğunuz diyorsunuz ki hocam bu 9. sınıfta ne kadar zormuş. Bir sürü ders var, çevre değişti, arkadaşlarım değişti, ortamım değişti. Ben bunlarla nasıl başa çıkacağım şeklinde bize sorular yöneltiyorsunuz. Ben de bugün sizlere bunlarla alakalı bazı tüyolar vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikli olarak size ne söyleyebilirim? Evet çok haklısınız. 9. sınıfa geçtiğinizde dersleriniz oldukça fazla bir şekilde artış gösterdi. Ortaokulda sadece fen bilgisiyle boğuşurken lisede fizikle, kimyayla ve biyolojiyle boğuşuyorsunuz. Ortaokulda matematikle boğuşurken ki matematikle tek başına bile başa çıkamazken lisede hem matematik hem de geometriyle boğuşuyorsunuz. Bu anlamda söylenmekte ve bazen sitem etmekte çok haklısınız. Ama lütfen şunu hatırlayın. Ortaokula geçtiğiniz seneye bir gidin. O zaman da ilkokuldan çıktınız ve ortaokula geldiniz. Öğretmeniniz değişti, yine arkadaşlarınız değişti ve yine bir boşlukta bulmuştunuz kendinizi. Aynı şeyleri tekrar yaşayacaksınız. Unutmayın ki bunu yaşayan ilk kişi siz değilsiniz ve son kişi de olmayacaksınız. Bir sürü insan hayatlarının 9. sınıf dönemini bu şekilde atlattılar. Bazen yoruldular, bazen ağladılar, bazen sızlandılar ama bir şekilde geçirdiler. Önemli olan bu süreci daha verimli ve aktif geçirebilmek. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Buradaki tüm korkularımızı bir kenara bırakıyoruz. Pes etmememiz gerektiğini kendimize kabullendirmemiz gerekir. Çünkü pes etmek size yakışmaz. İkinci olarak ne yapmalısınız? Evet, ders sayınız arttı. Mutlaka burada hayatımıza bir ders programı girmek zorundadır. Şimdi bu kadar dersin içinde eğer bir ders programı oluşturmazsanız çok düzensiz ve çok karmaşık yaşamaya başlarsınız ve hafta sonuna geldiğinizde örneğin fizik dersine o hafta hiç çalışmadığınızı fark edersiniz. O yüzden bunun önüne geçmek için biz ne yapmalıyız? Mutlaka bir ders programı yapmalıyız ve bu ders programını da okuldaki programımıza göre ayarlamalıyız. Yani ne demek istiyorum? O gün okulda fizik dersim var, tarih dersim var ve Türkçe dersim var. Haftalık ders programını oluştururken pazartesi gününe fizik koy, tarih koy, Türkçe koy. Salı gününe geçtiğimde diyelim ki okulda matematik var, biyoloji var, coğrafya var. Yine kendi ders programına matematik koy, coğrafya koy, biyoloji koy. Böyle yaptığınızda bir dersi o hafta boyunca hiç çalışmama şansınız, riskiniz ortadan kaybolmuş olur. Peki başka neler yapabilirsin? Mutlaka çok iyi bir şekilde not tutmalısın. Okula gittin ya da uzaktan eğitim sürecinde de aynı şekilde. Not tutmak gerçekten çok önemli. Çünkü öğretmenleriniz size her zaman önemli noktaları söyler. Bu önemli noktaları çalışmak sizi zirveye taşır. Lütfen bunu unutmayın. Burada şöyle bir sistemle karşımıza geliyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam işte öğretmen bizi beklemiyor. Hızlı hızlı tak 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 deyip geçip anlatıyor. Ortaokulda öğretmenleriniz size yazmanız için vakit veriyorlardı. Ama lisede bu vakit çok da fazla kullanılmıyor ne yazık ki. Öğretmen anlatıyor ve devam ediyor. Peki ne yapabilirsin? Kısaltmalar kullanarak yazabilirsin ya da şemalar göstererek, grafikler oluşturarak yazabilirsin. Böylece hızlı yazarak öğretmene yetişebilirsin. Şimdi peki karışık bir şekilde kısaltmalar kullanarak yazdınız. Böyle mi kalmalı? Hayır, tabii ki de. Bunları eve geldiğinizde mutlaka temize geçmelisiniz. Burada da biz 4. maddeyle karşılaşıyoruz. Şimdi eve geldiğinde o karışık yazıları, kısaltmaları temiz bir deftere daha düzenli bir şekilde geçiriyorsun. Bu sırada öğretmenin söylemiş olduğu örnekler de aklına gelecek. Lütfen bunları unutma ve bunları da yaz. Böylece de tekrar yapmış oluyorsun. Unutma ki tekrarı yapılmayan bir konu gün içinde %80 oranında unutulur. Ama tekrar yaparsan hem yazılılarda işin çok daha kolay olur hem de tüm bilgilerini uzun süreli belleğe götürmüş olursun. Peki son olarak ne yapmalısınız arkadaşlar? Son olarak da devamsızlık yapmamalısınız. Şimdi ortaokul sürecinde bir gün okula gitmediğinizde kaybetmiş olduğunuz ana ders sayısı çok daha az oluyordu. Ama lisede işler birazcık değişti. O gün içinde fizik olabilir, kimya olabilir, matematik olabilir, Türkçe olabilir. Yani birden fazla ana dersi kaçırmak ve daha sonrasında bunları toparlamak gerçekten birazcık daha zor. O yüzden lütfen devamsızlık yapmayın. Bu devamsızlık noktasında uzaktan eğitim sürecinde de aynı şeyler geçerli. Uzaktan eğitim sürecinde diyorsunuz ki ben anlayamıyorum, giremiyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Lütfen tüm bahaneleri bir kenara bırakalım ve tüm derslerimize eksiksiz bir şekilde katılalım. Bu önemli maddemizi de söyledikten sonra bugün genel olarak nelerden bahsettim? Şimdi onlara geçelim. İlk olarak ne dedik? Kabulleneceğiz. Yani pes etmeyeceğiz. 9. sınıfın önceki dönemlere göre biraz daha zor olduğunu bileceğiz. Bununla yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuzu kabullenelim. İkinci olarak haftalık plan ve program yapmak zorundayız. Plan ve program yapmazsak çünkü o hafta bazı dersleri gözden kaçırabileceğimizi fark etmiş olalım. Üçüncü olarak
çok iyi not tutmanız gerektiğini sizlere söyledim. Bazen kaçırabilirsiniz, kısaltmalar kullanabilirsiniz ama eve geldiğinizde bunları mutlaka temize geçirmeniz gerektiğinden bahsettim. Dördüncü olarak, üçüncü maddeyle ilişkili olarak temize geçirdiğiniz takdirde tekrar yapmış olduğunuzdan bahsettim. Tekrar yapmanın da öğrenmiş olduğumuz bilgilerin kalıcılığını artırmış olduğunu söyledim. Son olarak ise devamsızlıktan konuştuk sizinle arkadaşlar. Devamsızlık yaptığımızda gün içinde var olan birden fazla ana dersi kaçırmış olabilirsiniz ve bunlar gerçekten toparlanması zor olur. Sizin de bununla alakalı sorularınız veya önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Biz o konularla ilgili sizlere destek olmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.